أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, takvamızın çoğalmasına, günahlarımızın silinmesine, kendi aramızda muhabbetimizin, dostluğumuzun pekişmesine Rabbim vesile eylesin. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti gökteki yıldızlar gibi bir yıldız olduğunu kabul edelim. Kur'an-ı Kerim ışıktır, nurdur. Her bir ayeti bir karanlığı kaldıran bir siraçtır, kandildir. Dolayısıyla bir insan ne kadar Kur'an'a vakıf olursa o kadar gönül dünyası aydınlanmış olur. Bir başka ifadeyle bir insan hayatıyla Kur'an'ı ne kadar buluşturabilirse o kadar mutlu olur. Dünya ve ahiret saadetini temin etmiş olur. Kıymetli dostlar, her birimiz günlük kıldığımız namazlar ortalama 40 rekattir günlük olarak. Farzlar, vacipleri, sünnetleri düşündüğümüz zaman düzenli namazını kılan bir Müslüman ortalama günde 40 rekat namaz kılar. Dolayısıyla 40 rekat namazın her rekatında Fatiha var. O Fatiha'nın içerisinde günde 40 defa Cenab-ı Hakk'a şu sözü veriyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allah'ım sadece sana ibadet ederiz ve yalnız ve yalnız senden yardım isteriz. Yardımı yalnız Allah'tan isteyeceğimizi her namazın her rekatında günde 40 defa Cenab-ı Hakk'a söz vermiş oluyoruz. Biz müminler inanırız ki Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin birisi bize yardım etse o da Allah'ın yardımıdır. Çünkü o birisi de Allah'ın kuludur. Ona imkanı da Allah vermiştir. O imkanı bize kullanmasına da kalbini o tarafa Allah çevirmiştir. Onun için eğer sana verse birisi hulusi, dahi bir ev verse kılsan cülusi, veren Allah'tır anla bu hususi, anı vekil etmiş bil bunu hususi. Yani sana birisi para verse veya bir ev verse, buyur otur dese, gerçekte o insana teşekkür etmek lazım. Ama perde arkasında verenin Allah olduğunu bilmek lazım. Onu vekil etmiş Cenab-ı Hak onu, o verdiğini vermek için vekil etmiş. Dolayısıyla biz inanırız ki bütün yardımlar Allah'tan gelir. O izin vermezse kimse yardım edemez. Onun verdiği zararı kimse kaldıramaz. Onun yaptığı iyiliği de kimse engelleyemez. İnancımız budur. Kur'an da bize bunu söyler. La havle ve la kuvvete illa billah. Zikrinin manası nedir? Cennetin hazinelerinden bir hazinedir. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek la havle ve la kuvvete illa billah? La havle hiçbir masiyetten, kötülükten, zarardan ve ziyandan kurtuluş yoktur. Ve la kuvvete hiçbir iyilik, güzellik ve arzu edilene ulaşmak, güç yetirmek yoktur. İlla billah. Hepsi Allah'ın yardımıyla olur. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir zarardan kurtulamazsın. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir işi gerçekleştiremezsin, hiçbir iyiliği gerçekleştiremezsin. Bazen insan su içerken içtiği suyun nefes borusuna kaçıp sıkıntı yaşadığını duymuşsunuzdur. Yemek yerken nefes borusuna kaçıp sıkıntı yaşadığını duymuşsunuzdur. Yani her şey Allah'ın elindedir. O isterse suyu bizim ölümümüze sebep kılabilir. İsterse hayatımıza sebep kılabilir. Her namazda, namazın her rekatında ve iyyâke nestaîn ancak yardımı senden isteriz sözünü veriyoruz ya. Hoca Efendimiz'in okuduğu ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler,
İsteyinu, siz bana söz verdiniz ya, dediniz ya biz yardımı senden isteriz sadece, sadece senden isteriz. Tamam. Benden yardım isteyin ama nasıl isteyeceksiniz ben şeklini size söyleyeyim. Allah'tan yardım isteyen iki şeye çok dikkat edecek. Bu iki şey olmazsa yardım isteme işi de olmadı demektir. Ellerini kaldırıp ya Rabbi bana yardım et demek yetmiyor. İki tane şeye dikkat etmek lazım. Şimdi hep beraber namaz kıldık. Rabbim kabul eylesin. Hep ibadet yolunda daim eylesin. Şimdi ben size soruyorum. Kıble bu cihetteydi. Biz namaza bu kıble cihetine durduk ve namazı kıldık. Tam tersini yapsaydık, kıble bu taraftayken bu tarafa dönseydik namazımız olur muydu? Olmazdı. Çünkü kıbleye dönmek de namazın farzlarından bir farzdır. Namaz olmazdı. Spor yapmış olurduk, namaz kılmış olmazdık. Şimdi Allah'tan yardım istemenin de kıblesi nedir? Nasıl olmalıdır? Olmazsa olmazı nedir? Bunu ben değil, başkası değil, Allah'ın kendisi Celle Celaluhu söylüyor. Demek ki her birimiz Allah'ın yardımına tepeden tırnağa kadar ihtiyacımız var. O yardım etmezse göz kapaklarımızı kaldırıp indiremeyiz. O yardım etmezse lokmayı çiğneyemeyiz, yutamayız. O yardım etmezse midemizdekini hazmedemeyiz. O yardım etmezse affedersiniz idrarımızı yapamayız. Affedersiniz büyük ihtiyacımızı göremeyiz. O yardım etmezse hiçbir şey yapamayız. Peki ondan yardım isteyeceğiz. Dünyalık, ahiretlik ne ihtiyacımız varsa onu Allah'tan isteyeceğiz. Peki istemenin yolu olmazsa olmaz iki tane şartı var. Bunlardan birincisi nedir? Birincisi bir sabrı. Sabırla Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Demek ki kıymetli dostlar, Allah kelamı, Allah'tan yardım istemenin yolu nereden geçiyormuş? Sabırdan geçiyormuş. Şimdi biz buradan seyrediyoruz. Görebildiğimiz, duyabildiğimiz kadarıyla vicdanlarımız sızlıyor Gazze'de olup bitenler. Orada savaşın içerisinden birisinin konuşması var. Arapça konuşması var. Diyor ki konuşmasında, biz Allah'tan umudumuzu hiç kesmedik. Biz ciddi zelzele, deprem, felaket kuşağı içerisindeyiz ama Allah'a olan inancımızı hiç sarsmadık. Biz inanıyoruz ki Allah'ın yardımı yakında gelecektir. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyorlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki اَمْ حَسِبْتُمْ Siz zannettiniz mi ki اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Cennete gireceksiniz. وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete açtı kapılar, açtı kapılar, buyurun cennete diyeceğimizi mi zannettiniz? Peki geçmişlerin başına ne geldi ki? Messetumul be'se ve'd-darra. Onlara fakirlik, hastalık, bela, musibet isabet etti. Ve zulzilu zilzal. Zelzele yapıldı, sarsıldılar yani. Hatta o kadar sürdü ki bu sıkıntılar. Yekûler Resûl peygamberleri bile vellezîne âmenû ma'hu Müslümanlar bile Mete Nasrullah, yahu Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Ela, dikkat edin, inne nasrallahi karib, Allah'ın yardımı yakındır. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman, peygamberler bile sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırınca, ya Rabbi yardım et der demez hemen yardım yağmıyor. Yardımın ne zaman geleceği, dua bizden, yalvarmak bizden olacak ama ne zaman geleceğinin ayarı bizde olamaz, o Allah'ın elindedir. Hatta bir insan dua yaparken şöyle demesi mekruhtur. Ya Rabbi şu anda, bu saatte şu işi hallet. Allah'ın işine ne karışıyorsun sen? Hangi saatinde sen mi vereceksin? Bu yetkiyi biz kendimizde nereden görebiliriz yani?
Cenab-ı Hak'tan saatli, vakitli bir şey istemek doğru değildir. Mekruhtur yani. Duanın mekruh olduğu şeylerden birisi de budur kıymetli dostlar. Şimdi Gazze meselesi önümüzde canlı bir meseledir. Geçmişi var bunun, Çanakkale'si var bunun, Bedir Muharebesi var bunun. Tarihimizde bunların çok örnekleri vardır. İnsanlar sabreder, sabreder, sabreder. Allah ne zaman gönderecekse yardımını o gönderir. Ben bu konuda bir örnek daha size vermek istiyorum. Yani sabırsız bu iş olmuyor. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında çoğunuzun bildiği gibi bir harf inkılabı gerçekleşti. Tevhid-i Tedrisat diye bir kanun ortaya kondu. Bu ortaya konan kanun sebebiyle dediler ki Elif, B, T, F artık bu yasaktır. Bunu kimse okuyamaz, kimse okutamaz dediler. Bir de dediler ki Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlanan bir ezan var. Bu da yasaklanmıştır. Bu sözler artık Türkiye'de, minarelerde, camilerde okunmayacaktır. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Bunun tercümesi yapılacaktır dediler. Ve o zamanlar bizim askerlerimiz efendim silahlarını kuşanıyorlardı. O günkü şartlarda köylere, dağlara çıkıyorlardı. Köylerde Allahu Ekber diye ezan okuyan varsa yakalıyordu. Karakola götürüp dayak atıyordu. Efendim Elif, B, T, T diye okutan varsa onları yakalıyorlardı. Rahleyi sırtına bağlıyordu. Döve döve karakola götürüyordu. Orada da bir sürü dayak atıyordu. Geri dönüşü ya vardı ya yoktu. Böyle bir sistem vardı. Fakat bu bir bela mıydı, musibet miydi? Büyük bir belaydı. Yani %100'ü Müslüman olan bir millete ezan birden yasaklandı. Elif, B, T, T yasaklandı. Bu bir belaydı. Fakat o gün bizim büyüklerimiz dua ettiler mi etmediler mi sizce? Bu belanın kalkması için dua ettiler mi etmediler mi? Ettiler. Ama dua yetmiyor ki. Ne lazımmış? Yardım istemenin iki şekli var. Birisi sabır. Peki ne yaptı bizim büyüklerimiz? Jandarma gelse bile ahırlarda, samanlarda okuttular mı, okutmadılar mı? Okuttular. Efendim, ezanı aslına uygun olarak okuyorlardı. Jandarmayı görünce yerden sonrasını Türkçe'ye çeviriyorlardı. Yani bir taraftan dua ettiler ama bir taraftan bu işi bırakmamak için dayak yemeye razı oldular. Efendim, çocukları okutmaktan vazgeçmediler. Sabrettiler, sabrettiler. Peki bu iş düzeldi mi sonra? Yani Elif, B, T, F okutmak yasağı kalktı mı, kalkmadı mı? Kalktı. Peki hangi noktaya geldik? Bunu yasaklayan devlet kendisi imama maaş verdi. Müezzine maaş verdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan oku diye maaş vermeye başladı. Her camiye, şehirlerdeki camilere en az iki tane görevli verdi. Maaşlarını devlet verdi. Sen hem ezanı doğru okuyacaksın, hem de çocuklara Kur'an öğreteceksin, cemaate Kur'an öğreteceksin. Aynı devlet, şehirlerde, köylerde kocaman kocaman dev Kur'an kursları yapılmasına izin verdi. O Kur'an kurslarındaki Kur'an okutacak, hafızlık yaptıracak olan öğretmenlerin parasını da vermeye başladı. Sizce bu Kur'an kurslarının böyle şaşalı yapılmış olması, devlet tarafından maaşlarının verilmiş olması, devletin bu kadar yatırım yapması, dini hizmetlere yatırım yapması bugünün karşılığı mıdır yoksa o günkü dedelerimizin sabrının karşılığı mıdır? Mektubu doğru okumak lazım. O günkü dedelerimizin sabrının semeresidir. Başka ifadeyle söyleyeyim. Bugün biz, bu nesil, bizim nesil, o dedelerimizin ektiği topraktaki tohumların meyvesini yiyoruz biz. Acaba bizim çocuklarımız, bizden sonraki torunlarımız bizim ektiğimiz meyvelerden yiyebilecekler mi? Tabii. Biz bugün onlarla geçiniyoruz. Geçmişlerimizin sabrıyla geçiniyoruz. Tekrar ben dönüyorum ayeti kerimemize. Rabbimiz diyor ki, buyuruyor ki ey iman edenler benden yardım isteyeceksiniz ya. Benden yardım isterken evvela sabretmesini bileceksiniz. Sabreden derviş muradına ermiş. Şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Her birimizin kendimize göre ihtiyaçlarımız olur. Kendimize göre değerlendirmelerimiz olur. Ama şunu söyleyeyim. Biz Allah'ın bildiğini bilebilir miyiz? Bilemeyiz.
Ne aklımız yeter, ne ilmimiz yeter. Allah Celle ve Ala Hazretleri eğer bugün olması gerekiyorsa bugün yapar. Yarın olması daha faydalıysa yarın yapar. Yani biz isteyeceğiz, tarih vermeyeceğiz. Allah'ım bu beladan kurtar diyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın biricik sevgilisi. Aylarca dua ediyordu. Aylarca dua ediyordu. Ondan sonra Cenab-ı Hak'tan kabulünü bekliyordu. Ya ben bir peygamberim, bugün yaptım, yarın niye bu iş gerçekleşmedi? Hayatta hiç söylememiştir. Asla öyle bir şey düşünmemiştir. Tam tersine bir gün Kabe-i Muazzama'da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ibadet ederken sahabe-i kiramdan bir tanesi geldi. Radıyallahu anh. Dedi ki, ya Resulallah, bu müşrikler çok acayip zulmediyorlar bize. Acayip baskı ve zulüm var. Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Sen Cenab-ı Hakk'a yalvarsan Allah seni kabul eder. Duanı kabul eder. Dua et de şu müşrikler gebersinler. Bunların zulmünden biz de kurtulalım. Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sinirlendiği anlardan birisi o andı. Sinirlendiği zaman yüzü kızarırdı. Bu damarı böyle şişerdi. O damarının şiştiği andı o an. Dedi ki, ya size ne oluyor dedi. Ne bu acelecilik dedi. Sizden önceki ümmetler başka hiçbir suçu yok. Rabbim Allah'tır dediği için demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrıldı. Onlar vazgeçmediler. Yine geçmiş ümmetlerde bazıları Rabbim Allah'tır dediği için testereyle beraber kafasından girildi, vücudu ikiye ayrıldı. Öldürüldü insanlar. Hiçbir suçu yok Rabbim Allah'tır dediği için. Bunlar ne etlerinin kemiklerinden demir taraklarla ayrılması ne de testereyle kesilip ikiye bölünmeleri bu zulüm ve işkence onları dinlerinden döndürmedi. Siz birden böyle gül gülistanlık bir ortam istiyorsunuz. Kanun-u ilahi böyle değil ki. Allah herkesi imtihan edecek. Ben Allah'a yemin ederim ki sabrederseniz öyle günler gelecek ki Mekke'den birisi San'a denen bölgeye gidecek olsa sürüsüne kurdun saldırmasından başka hiçbir kimseden korkmadan emniyet içerisinde gidebilecek. Bana birisi saldırdı dinimden dolayı, bana zulmetti, böyle bir korku kalmayacaktır. Bu günler geçecektir. Ama siz çok acele ediyorsunuz diyor. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bir ay, iki ay, bir sene, iki sene değil, uzun bir mücadele vermiştir. Ondan sonra Cenab-ı Hak Medine'ye hicretine izin vermiştir. Dolayısıyla iş yerimizde, işlerimizde, dünyevi ve uhrevi işlerimizde Allah'tan istediğimizin gerçekleşmesi noktasında ilk vazifemiz, isteyeceğiz, dua edeceğiz ama ilk vazifemiz nedir? Kıbleye döner gibi sabretmesini bileceğiz. Sabretmediğimiz yerde kaybetmişizdir, imtihanı kaybetmişizdir. Rabbim her birimizi sabretmesini bilenlerden eylesin. Olaylarda önemli olan sonuçtur kıymetli dostlar. Bir fabrikamız olur, bir iş yerimiz olur. Bir gün kaybederiz, bir gün kazanırız, bir gün kaybederiz, bir gün kazanırız. Ama sonuç yıl sonu geldiği zaman eğer biz kazanmış isek, yani kârda isek, zararda değilsek o sene ne diyoruz? Elhamdülillah bu sene işi iyi götürdük diyoruz. Ama arada ara sıra düşüşler müşüşler oldu, bazı bataklar oldu. Ama sonuç önemli. Sonuca geldiğimiz zaman eğer biz beklediğimiz kazancı elde ettiysek bu sene durum iyidir diyoruz. İşte burada da sabırda da bir gün yatarsın kalkarsın işte o ezanda olduğu gibi az mı dayak yedi büyüklerimiz? Az mı jandarmanın dipçiğini yediler? Elbette az değildi. Ama onlar sabretti. Sonra Cenab-ı Hak böyle müesseseleri devletin denetim ve gözetim altında, devletin desteğiyle, maaş desteğiyle beraber kurulmasına Cenab-ı Hak bize göstermiş oldu. Demek ki Mevla bize, ey iman edenler, yardım benden isteyeceksiniz. Ama yardım isterken kıbleniz, birinci kıbleniz, ilk dikkat etmeniz gereken şey sabırdır. Bir insan şöyle derse,
Veya ben Cenab-ı Hak'tan çok istedim ama Allah bana vermedi. Bu aceleciliktir diyor Peygamber Efendimiz sanırım. İstemektir senin görevin. Allah'a vakit tayin edemezsin. Şu zamanda gelecekti, bu zamanda gelecekti. Bekle bakalım ya. Bekle bakalım. Niye acele ediyorsun? Aceleye gerek yok. İkincisi vessala. Sabır tamam. Bu eksik olursa yardım istemesini beceremedik demektir. Çevirirsin namluyu düşmana doğru ama hedefi vuramazsan boşuna atmış olursun. Şimdi burada yardım istemeyi hedefine doğru çevirebilmek için evvela ne olması lazım? Sabır hedefini yakalamak lazım. Sabır hedefini yakalamazsan vuramazsın yani. İkincisi vessala. Namaz ve dua. Namazın bir adı da duadır zaten. Yani bir insan Allah'tan yardım isterken namazsız ve duasız Allah'tan yardım istenmez. Şimdi bazı ülkemizin bazı bölgelerinde yaz mevsiminde kuraklık olunca köylerde alışılmış. Yağmur duasına çıkılır. Bölge ismi zikretmiyorum. Çünkü bir bölge öbür bölgeden çok farklı değildir. Yanlış anlaşılmasın diye bölge ismi zikretmiyorum. Bir gün bir yerdeyiz. Dediler ki bugün yağmur duası var. Nerede? Bu köyde. İyi. Öğle namazında camiye geçtik. Caminin dışarısı tıklım tıklım insanlarla dolu. Köylüler hep toplandılar. Komşu köylerden geldiler. Müftü gelecek, yağmur duası yapacak diye. Ama caminin içerisine girdiğimizde namaz vaktinde normal cami cemaati ne kadarsa o kadar cemaat vardı. Yağmur duası için gelenler namaza gelmediler. Onlar dışarıda dua yapıldığı zaman nerede dua yapılacaksa amin diyecekler. Ondan sonra danalar vesaireler kesilecek. Tencerelerde yemekler, pilavlar yapılacak. Onu yiyecekler, amin diyecekler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Adam yağmur duası için geliyor. Vatandaşlar yağmur duası için köylüler toplanıyor. Ama yağmur duasını yapacak olan insanlar namaz yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı zaman hemen namazı dururdu. Namaz kılıp Cenab-ı Hak'tan öyle yardım isterdi. Kıymetli dostlar, çocuklarımızla problemimiz olur, eşimizle problemimiz olur, işimizle problemimiz olur. Artık dünyada problem her yerde olabilir, kendimizde problemimiz olur. Bu problemleri telafi etmek için Allah'ın yardımına ihtiyacımız vardır. Ondan yardım isteyeceğiz. Evvela sabır, sonra namaz ve dua. Bu ikisine dikkat edersek, biz Allah'tan yardım isteme işini usulüne uygun yaptık demektir. Ondan sonrasını biz bekleyeceğiz. Kimden bekleyeceğiz? Allah'tan bekleyeceğiz. İnna Allahu ma'as sabirin. İki şeyi söyledi Cenab-ı Hak. Bir, sabretmek. İki, namaz ve dua dedi. Sonra ayet-i kerimeyi şöyle bitirdi. Allah sabredenlerle beraberdir. Bir eserde şöyle diyor. Sabretmenin mükafatı hiç anlatılmasa Kur'an-ı Kerim'de, sadece Allah sabredenlerle beraberdir cümlesi olsa yeter ve artar bile. Ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ buyuruyor. Yani sabredenlerin mükafatını hesapsız vereceğim. Hesaplı değil. Hani biri 10, biri 100, biri 700 öyle değil. بِغَيْرِ حِسَابٍ sabredenlerin mükafatını ben hesapsız vereceğim. Allah kendisi söylüyor. Demek biz sabrettikçe zaten kazanıyoruz biz. Kazanıyoruz. Ücretimizi hesapsız bir şekilde Cenab-ı Hak vereceğini bize taahhüt ediyor. Sabrettiğimiz sürece Allah bizimle beraberdir. Bu taahhüdü de yapmış oluyor. Bir sonraki ayeti kerimede Cenab-ı Hak mealen söyleyeyim. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar hayat sahibidirler ama siz bilmezsiniz. Şimdi sosyal medyaya yansıdı. Gazze'deki kardeşlerimizden birisi bize gıyabi cenaze kılmayın. Biz ölüler değiliz. Siz İslam alemi ölüdür. Siz İslam alemine cenaze kılın diyorlar. Şimdi biz ölü değiliz, biz diriler diyor. Ölü olan İslam ülkeleridir. Onların cenazesini kılın diyor.
Gerçekten güzel bir söz. Bu kadar İslam toplumu var. Sabahleyin arkadaşlar dediler ki İslam ülkeleri acil toplantı kararı almışlar. Kasım'ın 12'sine acil. Ne kadar acilse yani diyorlar ki İsrail'e sen o zamana kadar ne işini bitir. Biz o zaman toplanacağız. Eğer işini o zaman kadar bitirmezsen o zaman bir kınama yaparız. Bir kına yakarız. Ondan sonra bir ay sonra bir daha toplanırız. Sen yine işini bitirirsin diyorlar. Allah ıslah eylesin diyelim. Amin. Feraset ve basiret ikram eylesin. Amin. Şimdi diyor ki Allah Celle Celaluhu Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar hayat sahibidirler ama siz bilmezsiniz. Buna benzer bir ayet-i kerimede onlar hayat sahibidirler. Rableri nezdinde rızıklandırılıyorlar. Yani artık cennette onlar dolaşıyorlar. Rızıklandırılıyorlar diyor. Yasin'in ikinci sayfasında قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ ayet-i kerimesi bunun bir canlı örneğidir. Habib-i Neccar'ı öldürüyorlar. Ağzını burnunu kırıyorlar taşlarla öyle veya böyle. Rivayetler, farklı rivayetler olsa da adamı öldürüyorlar. Hunharca öldürüyorlar. Niye? İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği elçilere iman edin dediği iş. Şimdi İsa Aleyhisselam, Habib-i Neccar ölüyor ve konuşmaya başlıyor. Değil, Habib-i Neccar'a dendi ki bizim tarafımızdan udhulil cennet, hadi gir cennete. Habib-i Neccar orada yatıyor. Ama ona denildi ki hadi gir cennete. Ayet bu. Yasin'in ikinci sayfası. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكِرَمِ. Bu cennete girdi, cennette konuşmaya başladı. Ne dedi? Ah keşke benim kavmim, beni öldürenler, bana Rabbimin nasıl ikramlarda bulunduğunu, günahlarımı nasıl bağışladığını, ah bir bilselerdi, ah bir bilselerdi, onlar da iman etselerdi, cennette konuşmaya başladı. Onun için Allah yolunda öldürülenler, onlar ölüler değillerdir. Rableri nezdinde rızıklandırılıyorlar. Bir sonraki ayet-i kerime her birimizi çok ilgilendiren bir ayet-i kerimedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, mealen söylüyorum, ey kullarım, müminler, kesinlikle ben sizi bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen mallarınızı azaltarak, bazen canlarınızı azaltarak, bazen meyvelerinizi azaltarak kesinlikle imtihana tabi tutacağım. İmtihan edeceğim. Sabredenlere müjde ver Habibim. Peki sabredenler kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُونَ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bir musibet geldiği zaman şöyle durur, kendi değerlendirmesini yapar. Ya biz zaten Allah'tan geldik. Biz yine Allah'a gideceğiz. Bu bela da ondan geldi. Hoştur bana senden gelen demesini bilebilen insanlar, sabırlı insanlardır. Tabi bu arada şunu söyleyeyim. Bela es-sab inneme sabru inde sadmetil ula. Yani bir insanın başına felaket ilk geldiği zaman ortaya koyduğu tavır çok önemlidir. Yani o zamanki sabır geçerlidir. 3 gün sonra, 5 gün sonra zaten herkes sabredecek. Başka çaresi yok yani. Onun için bir musibetle karşılaştığımız zaman kendimizi o ilk zamanlarda otokontrol dediğimiz sistemi çok iyi çalıştırmak lazım. Ulaike işte bu sabredenler, sabır işini becerebilenler var ya, aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme, Rablerinden büyük rahmetler onlara akacak, rızıklar, bereketler akacak da akacak. Ve ulaike humul muhtedun, gerçekten hidayete eren, doğru yolu yakalayanlar bunlardır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bakara suresinin zannediyorum 45. ayeti kerimesinde de Cenab-ı Hak وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ diyor. Yani kullarım namaz ve dua sabır ve namaz olmadan benden yardım istemeyin. Sabırla ve namazla benden yardım isteyin. O namaz var ya huşu sahibi olan Allah'a kavuşacağına kesin inananlara kolaydır. Onun dışındakilere çok zordur. Demek ki namaz kime kolay, kime zormuş? Ben Allah'a kavuşacağım, ahirete çıkıp hesabımı vereceğim inancı sağlam olanlara namaz kolaydır. Bu inancı kaybedenlere namaz zordur diyor. Kıymetli dostlar, hepimiz Kur'an-ı Kerim'deki
birkaç ayeti müzakere etmiş olduk. İnanıyorum ki bu ayetler bize ışık tutuyor. Hayatımızın belki yarın, belki 5 sene, belki 10 sene sonra karşı karşıya kalacağımız bütün olaylara bunlar ışık tutmuş oluyor. Her zaman bizim bu gıdaya, manevi gıdaya ihtiyacımız var. Kur'an'la biraz daha barışık olmaya, Kur'an'ı biraz daha fazla dinlemeye, hadis-i şeriflerle biraz daha barışık olmaya ihtiyacımız vardır. Hepimiz yolcuyuz. Şimdi buraya gelirken, buraya geldiniz, buradan giderken evinize gidiyorsunuz. İster buraya gelin, ister evinize gidin. Hepimiz yolcuyuz, ahiret yolcusuyuz. Nefes alıp verirken Allah'a doğru gidiyoruz. Nefes alıp verirken kabre doğru gidiyoruz. İster buraya gelelim, ister iş yerimize gidelim. İş yerimize giderken de ahirete gidiyoruz. Evimize giderken de ahirete gidiyoruz. Hepimiz yolcuyuz. Onun için bu yolculuğun sonunda Kur'an ile olan birlikteliğimiz, Kur'an'dan aldığımız feyiz ve nur bizim kabrimizde ışık olacaktır. Yolculuğumuzda azığımız olacaktır. Rabbim her birinizi, çocuklarımızı her türlü elemden, kederden, sevmediği, razı olmadığı her türlü tavır ve davranıştan muhafaza eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz işlere bizi de, çocuklarımızı da, eşlerimizi de bulaştırmasın. İstikameti bozuk olanlara istikametler nasip eylesin. İstikameti iyi olanların istikametini daha iyi eylesin. Çocuklarımızı ehli Kur'an, hamili Kur'an, hadimi Kur'an eylesin. Yüce Rabbim geçmişlerinize, geçmişlerimize rahmet eylesin. Bu müesseselerin yapılmasında ve devamında menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla, koşuşturmalarıyla zerre kadar emeği geçip ahirete göçmüş olanlarına Rabbim garikayı garik rahmetler eylesin. Hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler, mebrur ve makbul ibadetler, helal, bol ve bereketli kazançlar ikram eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.